Evet, Kars'ı da izledik. Milletvekili adaylarının başlarken ifade ettik. Yarışı başladı, seçim maratonu başladı. Engelli adaylar için bu maraton birazcık daha zorlu. CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer ve kameraman Cengiz Abul, CHP'nin engelli milletvekili adayıyla görüştüm. CHP milletvekili adayı avukat Tülay Ateş yaşadığı zorlukları ve meclise girerse engelliler için neler yapacağını CNN Türkiye anlattı. Biz de izleyelim. O vahşi bir yarış atı, kalın kabzalı bir savaş kılıcıdır. Bu ata atlayacak yürek ve bu kabzaya bilek gerek. Tülay Ateş yürekli ve bilekli bir kadındır. Hemen olan Tülay Ateş 32 yıllık avukat. Yok, yok. 27 yıldır da aktif politikayla ilgileniyor. Çünkü ilçem burası. Şimdi CHP'nin İstanbul 3. bölge 17. sıradan adayı. Tabii ki politikada 27 yılda engelimi hiç gündeme getirip bunu kullanmadım ama birçok zorluklarını yaşadım. Nedir bu zorluklar derseniz, yani mesela uzun süre ayakta durmak beni çok yorar. Yürüyüş yapmak beni çok yorar. Bana bedensel acı verir. Ama buna rağmen ben bunca yıllık hayatımda bir tek etkinlikten bile bu nedenle kaçınmadım. O acıyı duydum ama yine de o etkinlikte var oldum. Bedensel acımı hiç kimseye hissettirmeden. Ateş zorluklara rağmen seçime hazırlık aşamasında diğer adaylar gibi her görevi üstleneceğini söylüyor. O seçim komitesinin hazırladığı bir seçim programı oluyor. Bütün adaylara da verilen görevler oluyor. Muhtemelen bütün ilçelerde yapılacak toplantılara gitmek, ev gezilerinde gitmek, esnafı dolaşmak, insanlara dokunmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacaklarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat ideolojisini anlatmamız bizden istenecek ki biz de o işleri yapacağız. Tülay Ateş, CHP'den engelli bir milletvekili adayı ve mecliste engellilerin sesi olmayı hedefliyor. Engellilerin toplumda daha güzel yerlerde söz ve karar sahibi olacakları yerlerde olmasını isterim. Onların hayatlarının kolaylaştırılması lazım. Engelliler için artık sadece seçim yatırımı gibi afaki cümlelerle, soyut cümlelerle değil, somut işler yapılması gerekiyor. Engellilerin mecliste sesi olmak istiyorum.